Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere ondalık gösterimden bahsedeceğim. Öncelikle aşağıdaki kesirlerin değerlerini altlarına yazalım. Dikkat ederseniz buradaki ifade bir tam bütünü ifade ediyor. O zaman burasını kesir olarak gösterirsek bir tam olarak ifade ederiz. Peki, buradaki ifade bir önceki ifadenin 10 eşit parçaya bölünmüş hali ve bunlardan herhangi birini 10'da 1 olarak ifade ederiz. Bu da bir önceki ifadenin tekrar bölümlere ayrılmış hali. Yani dikkat ederseniz buradaki ifade 100 eşit parçaya ayrılmış ve bunlardan sadece bir tanesini %1 ile ifade ederiz. O zaman bir bütün 10 parçada 1 yani 10'da 1 ve 100 parçada 1 %1 şeklinde okunur. Aşağıdaki kesirin değerini altına yazalım. Yani buradaki parçaların herhangi birini yazalım. Şimdi buradaki ifadeyi eğer düşünürsek, dikkat ederseniz burada 10 parçamız var. 10 adet küpümüz. Burada da 10 adet küpümüz var ve dikeyden de 10 adet küpümüz var. Eğer tek tek saymaya kalkarsanız toplamda 1000 adet olduğunu bulursunuz. Bunu kısa yoldan 10 ile 10'u çarptık. Yani en, boy ve yüksekliğin çarpımından kaç adet küp olduğunu buluruz. Yani 10, 10, 10'un çarpımından burada toplamda 1000 adet küpümüz var. Bunlardan sadece herhangi birini eğer ifade etmek istersek 1000'de 1 kesri şeklinde ifade edilir. Ondalık gösterimler kesirlerin virgül kullanılarak ifade edildiği farklı bir gösterimdir. Paydası 10, 100, 1000 olan kesirler ondalık gösterim olarak ifade edilir. Yani 5 araya virgül konmuş ve 56 yazılmış. Buranın kendi içerisinden bir tam kısmı var. Yani virgülden önceki kısım tam kısım ve virgülden sonraki kısımda ondalık kısım olarak söylenir. Yani bu verilen ondalık gösterimin tam kısmı 5, ondalık kısmı 56'dır. Peki, aşağıdaki verilen ondalık ifadelerin okunuşlarını yazalım şekli bir ifade. Virgülden önceki kısım tam kısımdı. Yani burası 4 tam şeklinde okunur. Peki virgülden sonraki kısım nasıl okunur? Virgülden sonraki kısım eğer tek basamak ise 10'da olarak okunur. Yani 4 tam 10'da, buradaki gördüğümüz sayı 2 olduğu için 10'da 2 şeklinde okunur. İfadeyi tekrarlayalım. Tam kısmı 4, 4 tam 10'da 2. Peki aynı şekilde virgülden önceki kısım 7. Burası için kolay tarafı 7 tam. Virgülden sonraki kısım ondalık tarafı, yani ondalık kısmı. O zaman burada da 2 basamak olduğu için bunu da %1 olarak söyleriz. Yani 7 tam yüzde sayımız, yani 45. 7 tam yüzde 45 şeklinde okunur. Peki virgülden önceki kısma dikkat edelim. Burada virgülden önceki kısım tam kısımdı. Tam kısmı kaç? 45. O zaman 45 tam. Buraya dikkat ederseniz virgülden sonra bir basamak olduğu için ondalık kısmını okurken 10'da 9 şeklinde okuruz. 10'da 9. Aynı şekilde virgülden önceki kısım tam kısım, yani 9 tam. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için burası ne olarak okunurdu? Yüzde. O zaman 9 tam yüzde 8. Yüzde 8. Burası virgülden önceki kısım tam kısım, yani 5 tam. Virgülden sonra da 3 basamak olduğu için eğer mantık yürütürsek 1 basamakta 10'da, 2 basamakta yüzde şeklinde okunuyorsa 3 basamakta da 1000'de şeklinde bir mantık türetilebilir. O zaman 5 tam 1000'de sayıyı okursak 148 şeklinde söylenir. Aşağıda okunuşları verilen ondalık ifadelerin gösterimlerini yazalım. 5 tam 10'da 7. Peki tam kısım virgülden önceki kısmıydı. O zaman 5 tamsa 5'ten sonra virgülümüz var. Peki 10'da 7. Bunun anlamı virgülden sonra 10'da olduğu için bir basamak var ve o basamağa da 7'yi yazıyoruz. Yani 5 tam 10'da 7. 12 tam. O zaman virgülden önceki kısım 12 demek. 10'da 3.
onda olduğu için virgülden sonra bir basamak var ve oraya 3 yazıyoruz. 0 tam. O zaman 0 tam. Onda 8. Yani onda olduğu için virgülden sonra bir basamak var ve oraya 8 yazıyoruz demek. 4 tam. O zaman virgülden önce kısım 4. %19. Yüzde olduğu için virgülden sonra 2 basamak var ve bu 2 basamağımız 19 şeklinde. Yani 4 tam %19'un yazılışı şekildeki gibidir. 0 tam. O zaman 0 tam. Yani 0 virgül yazdık. %54. Virgülden sonra 2 basamak var ve 2 basamağımızı 54 ile dolduracağız demektir. 0 tam %54. 7 tam. O zaman 7 virgül. %3. O zaman virgülden sonra 2 basamak var ve buraya 3 yazacağız. 2 basamak ve 3 olduğu için burayı 0,3 şeklinde yazarız. Ondalık ifadeleri yazarken onda kelimesi kullanılıyorsa virgülden sonra 1 basamak, yüzde kelimesini kullanıyorsak virgülden sonra 2 basamak ve binde kelimesini kullanıyorsak virgülden sonra 3 basamak olduğuna dikkat ettiniz mi? Aşağıda verilen kesirleri ondalık ifade şeklinde yazalım. İlk başta kesri okuyalım. Onda 1. O zaman size çağrışım yapsın. Buranın tam kısmı 0. O zaman 0 tam onda 1. Burası onda 7. O zaman tam kısmı 0. 0 tam onda 7. Buranın tam kısmı 5. 5 tam onda 3. %19. O zaman bunun okunuşunu düşünürsek bunun yine tam kısmı 0. 0 tam %19'u gösterirken virgülden sonra 2 basamak var demek ve buraya 19'u yazdık. Yine tam kısmı 0. 0 tam %9. %9'u söylerken dikkat ederseniz virgülden sonra 2 basamak var demekti. 2 basamak ama burada bir tane basamak olduğu için 0 9 biçiminde yazarız. 7 tam %56. Tam kısmı 7. %56 virgülden sonra 2 basamak var. Zaten bu 2 basamağımızda 56'dır denir. Binde 729. Binde dediğim zaman virgülden sonra 3 basamak var demek. Peki tam kısmı kaçtı bunun? 0. 0 tam binde 729. Yani virgülden sonra 3 basamağımız zaten belli. Sayıyı direkt yazarız. Peki bunun tam kısmı 0. 0 tam binde 49. Bunun Türkçesi virgülden sonra 3 basamak var ama burada 2 basamağımız olduğu için 1 basamağına 0 yazarız. 6 tam. O zaman 6 virgül. Binde 428 virgülden sonraki 3 basamağımızı yazarız. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız paraları ondalık biçimde ifade edelim. Burası 1 Türk lirası. Yani gösteriş olarak 1 tam lira. Peki kaç kuruş 1 tam lira ediyordu? 100 kuruş. O zaman burası 50 kuruşsa gösteriş olarak yüzde, yani tamamı 100 ise 100 parçadan 50. Gösteriş olarak %50'yi 0 tam %50'yi 50 kuruşu bu şekilde ifade ederiz. Peki 100 kuruş yine 1 liraydı. O zaman 25 kuruş gösterirsek %25 olarak söylenir. 0,25 lira olarak söylenir. 10 kuruş 0 tam %10 lira olarak söylenir. 5 kuruş ise %5 olduğundan dolayı 0 tam %5 lira olarak söylenir. 1 kuruş da %1 olduğundan dolayı 0 tam %1'i de ondalık olarak bu şekilde ifade ederiz. Fulya Hanım pazardan 45 lira 67 kuruşluk harcama yapmıştır. Fulya Hanım'ın yaptığı harcamayı ondalık biçimde ifade edelim. O zaman yapılan harcama 45 liraysa burası tam kısmı 45 tam. 67 kuruşunu da arkasına virgülden sonrasına yazarız. Yani 45 tam %67 lira harcamış. Aşağıda bir marketten yapılan alışveriş sonunda alınan fiş verilmiştir. Yapılan harcamaları okuyalım. Şimdi özellikle reklam olmasın diye isimleri sildim. Barkod numarası verilmiş. 1 adet 1 tam %50 TL. Yani bizim anlayacağımız dilde 1 lira 50 kuruşluk 600 gramlık toz deterjan alınmış. O zaman haşlanmış barbunya alınmış 2 adet ve her birinin adedi 2 tam %35 TL. Yani anlayacağımız ifade 2 lira 35 kuruş. 2 adet aldığı için 4 lira 70 kuruş öder. Yine aynı şekilde
bir adet 8,25 liralık ayçiçek yağı almış 2 litrelik. O zaman 8 lira, 8 tam %25, 8 lira 25 kuruş olarak okunur. Bu okumaları da öğrendikten sonrasında mutlaka konu tekrarı yapınız. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.